Selamlar, nasılsınız? Tekrar birlikteyiz. Şimdi de ikinci kısma geçelim. Şimdiki konumuz kalibrasyon ve kalibrasyonun ihtiyaç nedeni. Bataryalarda belirli aralıklarla %5'lere, %10'un altına kadar inip sonra %100'e kadar tam şarj etme durumu, yani kalibre etme durumu, balanslama durumu olmadığında ekranda size doğru verememe durumu olabiliyor araçların. Kalibrasyon %100'e kadar şarj etmek olarak biliniyor ama eğer bataryanızı %10'un altına getirip %5'lere kadar düşürüp %100'e kadar şarj ederseniz bunu zaman zaman AC'de özellikle de zaman zaman DC'de yaparsanız çok daha sağlıklı bir kalibrasyon yapmış olursunuz. LFP'lerde bu bir zorunluluk. Nedenine birazdan geleceğiz. NMC'lerde ise bazı markalar bunu yılda bir defa, iki defa yapmayı öneriyor. Örneğin Volvo'daki araçlar NMC bataryalı. Ama Volvo yılda bir defa da olsa kalibrasyon ve balans durumuna getirme işlemlerinin yapılmasını öneriyor. MG'de ise NMC bataryalı olan Luxury'de örneğin DC'de balanslama ve kalibrasyon yapamıyorsunuz. Ama AC'de kalibrasyon ve balanslama yapabiliyorsunuz. MG Luxury'si olan arkadaşlar bilirler. AC'de şarj edildiğinde ekranda %100'e yakın durumda kalibre edildiğine, balanslama yapıldığına dair bir ibare çıkar. DC'de ise MG Luxury'de %97'nin üstüne şarj edemezsiniz. Çünkü hızlı şarjda ve %100 koşullarda bekletmenin batarya zararından dolayı MG buna müsaade etmiyor. Yine bazı markalar NMC'de de olsa yılda bir defa kalibrasyon yapmayı öneriyor. NMC'de kalibrasyon o kadar zorunlu olmasa da LFP'de zorunlu durumlarda. Ve çoğu marka LFP bataryalı araçları için haftada bir defa, iki haftada bir defa kalibrasyonu öneriyor. Tesla da bunlardan bir tanesi. Peki kalibrasyon neden gerekli? Daha önce söylemiştim, LFP'de %100 şarj durumunda bile, anot tamamen dolu haldeyken bile katotta demir fosfat partiküllerinin merkezinde bir miktar lityum iyonu kalıyor. LFP'de voltaj grafiği NMC'nin tersine şarj durumuna bağlı olarak önemli bir mesafe boyunca oldukça düz bir çizgide ilerliyor. Az önce belirttiğim katotta bir miktar lityum iyonlarının kalması durumu da bunda biraz etkili oluyor. Batarya yönetim sistemleri bataryanın şarj durumunu tahmin edebilmek için iki yöntem kullanıyorlar. İlki bataryadan çıkan toplam akım miktarının takibi. Sistem bu takipten toplam akım miktarına ve şarj yüzdesine ulaşıyor. Fakat burada iki tane sorun ortaya çıkıyor. İlki akım sensöründeki hassasiyet durumu, ikincisi ise ölçüm işlemlerinin belirli zaman aralıklarında yapılabilmesi. Bu zaman aralığındaki hata payı batarya uzun süre %100 şarj edilmediğinde akümüle oluyor ve birikiyor. NMC bataryanın voltaj eğrisi ise LFP batarya gibi düz bir çizgide ilerlemediği için hatayı düzeltmek için, yani bu zaman aralığı hata payını düzeltmek için voltaj eğrisinden yararlandığında daha doğru sonuçlara ulaşıyor. Her bir voltaja denk gelen şarj yüzdesi daha doğru sonuçlar veriyor NMC bataryada. Bir diğer yöntem de akım sensörü ile voltaj sensörü çıktılarının birbiriyle sensör füzyon edilmesi, yani bir nevi birleştirilmesi. NMC bataryalarda çok uzun süre bu yöntem sağlıklı sonuçlar veriyor. LFP bataryada ise yine voltaj eğrisi nedeniyle belirli bir voltaja denk gelen tek bir şarj yüzdesi durumu olmadığı için sistemin tahminindeki hata payı artıyor. Zaten az önce de ekrana koymuştum. Grafiklerden görebileceğiniz gibi voltaj eğrilerinin NMC bataryada ve LFP bataryalarda nasıl farklı olduğunu görebiliyoruz. Hatta bir grafikte hem yeni batarya hem de yaşlı batarya üzerindeki bu grafiği görüyorsunuz. O grafiklerde de benzer durum söz konusu. Ve sıcaklığa bağlı olarak farklılıklar olsa da yine de o düz çizgi LFP'de aynı şekilde devam ediyor. Ama NMC'de gördüğünüz gibi
her şarj yüzdesine çok farklı bir voltaj eğrisi denk geliyor. İşte bu nedenle LFP bataryada voltaj eğrisinin farklı olduğu %10'un altına getirip yine voltaj eğrisinin farklı olduğu %100'e getirmek gerekiyor ki daha doğru tahminler yapılabilsin ve hata payları azalsın. Bu işleme de kalibrasyon deniliyor ve bataryaya zarar vermesine rağmen LFP'de daha az zarar verdiği için NMC'ye göre daha az enerji yoğunluğu var. Daha önce anlattığımız gibi batarya yapısı gereği LFP'de %100'e gelme durumu ve %0'a gelme durumu NMC'deki gibi çok yüksek etkilerde olmadığı için bu kalibrasyon durumu da zorunlu olduğu için aynı zamanda cycle yani döngü sayısı ömrü de daha fazla olduğu için gönül rahatlığıyla LFP'de %10'un altına getirip %100'e kadar her zaman şarj edebilirsiniz. Önemli olan çok uzun süre bu seviyelerde tutulmaması. Şimdi gelelim gerçek kullanıcı deneyimleri ve kullanıcı verilerine. LFP bataryalarda ne yaparsak yapalım çok iyi sonuçlar alırız diyemeyiz. Onu bilelim. Örneğin size iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi 20 bin kilometredeki bir batarya sağlığı testi sonucu LFP batarya için. Batarya kapasitesi %94'e düşmüş 20 bin kilometrede. İkinci örneğe bakalım, 30 bin kilometrede araç. Bu arada iki araçta Tesla Model Y SR. İkinci örnekte göreceğiniz üzere 30 bin kilometredeki aracın batarya kapasitesi %99. Bu %99'luk örnekte kullanıcısının verdiği bilgiye göre %100 durumuna getiriyor fakat uzun süre bu %100 durumunda bekletmiyor. Ve arada bir DC'de, arada bir AC'de bataryasını kalibrasyon yapıyor ve özellikle uzun yolda bunu yapıyor. Yine kapalı bir otoparkı var, orada muhafaza ediyor, yani sıcaklığa çok maruz kalmıyor araç. Başka başka koşullarda bunda etken olabiliyor. Yine bir grafik veriyorum. Bu da farklı kullanıcıların batarya kapasitelerindeki kayıpları gösteren bir grafik. Fakat bu grafik sadece kettle bataryaları içeriyor. Yani Türkiye'de satılan Tesla SR bataryalarının kullanıcı verilerini içeriyor. Burada göreceğiniz gibi örneğin daha ilk 5. ayı dolmamış, ilk 1-2 ay sonraki kullanıcı verilerine baktığımızda hala 60 kWh'in üzerindeki batarya kapasitesine sahip araçta görebiliyoruz. 60 kWh'in altına inmiş batarya kapasitesine sahip araçta görebiliyoruz. Yine zaman ilerledikçe bakalım, 15 ay sonraki duruma bakalım. Hala 60 kWh'e çok yakın olan kullanıcı verisi de görebiliyoruz. 56 kWh'e inmiş batarya kapasitesine sahip araç da görebiliyoruz. Yani o kadar farklı olabiliyor ki. Ama genel olarak grafiğin bir ortalama verisini alıp baktığımızda 3 yılın sonunda çoğu kullanıcının verisi 56 kWh'in üzerinde yer alıyor. Yine 2 tane daha grafik koyuyorum. İkisinde de hem BYD LFP bataryaya sahip olan Tesla'lar hem de kettle LFP bataryaya sahip olan Tesla araçları kullanıcılarının verileri var. Bir grafik kilometreye göre, bir grafik de döngü sayısına göre oluşturulmuş. Kilometreye göre oluşturulmuş olan tabloya baktığımızda bir tane 100 bin kilometrede araç var. O da 58 kWh'de batarya kapasitesi. Yani çok büyük bir azalma yok ve kettle bataryaya sahip. Ve bu 100 bin kilometredeki aracın batarya kapasitesine baktığınızda birçok 20 bin kilometreye gelmiş olan araçların batarya kapasitesinden bile daha yüksekte olabildiğini görüyoruz. Yani 20 bin kilometredeki verilere baktığımızda 60 kWh'e yakın olanını da görüyoruz, 56 kWh'e yakın olanını da görüyoruz. Döngü sayısı açısından bir grafik var. Ona baktığımızda ise yaklaşık 400 döngüye sahip olan bir araç var. Ona bakıyoruz. O da 58 kWh civarında bir bataryaya sahip. Yine bunun da henüz 50 döngüye sahip olan bazı araçlardan bile daha iyi batarya kapasitesine sahip olduğunu grafikten görebiliyoruz. Burada da baktığımızda örneğin 50 döngüde çok farklı kWh bataryaya sahip olan kullanıcı verilerini görebiliyoruz. Yani burada da veriler farklılaşabiliyor. O nedenle LFP bataryadır. Ben nasıl davranırsam davranırım, hiç önemli değil. Benim bataryam çok sağlıklı olur diye düşünmemek gerekiyor. Peki
Ne yapmalı? Şimdi oraya gelelim. Bir, bataryamızı aşırı sıcağa ve aşırı soğuğa karşı korumaya çalışacağız. Örneğin, mümkünse yazın gölgeye park edeceğiz. Mümkünse kışın korumaya çalışacağız. Ama bunlar mümkünse tabii ki. Yani aşırı sıcakta LFP bataryalar NMC bataryalar kadar çok etkilenmiyor. Aşırı soğukta daha çok etkileniyor. Onu bilmekte fayda var. Özellikle aşırı soğuklarda belirli bir yüzdenin altında bataryayı tutmamak gerekiyor. Aynı şekilde aşırı sıcaklarda da belirli bir batarya yüzdesinin üstünde tutmamak gerekiyor. Yani eğer sürekli güneşe park etmek zorundaysanız bataryanız %100'deyken aşırı güneşte, aşırı sıcakta bırakmayın. Kullanın %100'deyken veya kullanacağınıza yakın %100 yapın. Kullanın, %90'a getirin, %80'e getirin, %85'e getirin, öyle park edin. Soğukta da diyelim ki %10'a kadar, %5'e kadar kullandınız, o halde bırakmayın. En azından %40'a, %50'ye, %60'a kadar şarj edin, o şekilde soğukta bırakın. NMC bataryalar için ise benzer şekilde onlar sıcaktan daha çok etkileniyor, soğuktan daha az etkileniyor. Ama onlarda da aynı şekilde sıcakta yüksek batarya yüzdesinde uzun süre bırakmamak, soğukta da düşük batarya yüzdesinde uzun süre bırakmamak gerekiyor. İkinci maddemiz, batarya stresinin ve batarya sıcaklığının yüksek olduğu, yoğun olduğu, yüksek şarj halinde bekletmeden ve hızlı şarjdan uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Uzun yol gibi koşullarda veya hemen kullanacağınıza yakın hızlı şarj yapıp %100'e kadar da şarj edip aracı kullanabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama eğer uzun süre aracı kullanmayacaksanız, bekleme halinde bırakılacaksa %100'e kadar şarj etmemek gerekiyor. Mümkünse hızlı şarjı da kullanmamak gerekiyor. Ama şunu bilmek gerekiyor ki, bir zorunluluktan dolayı en azından ayda bir bu durumu es geçeceğiz. Yani %100'e kadar şarj etmek durumundayız. Özellikle bunu bazen AC'de, bazen de DC'de yapmak öneriliyor. Üçüncü maddemize gelelim. Uzun yol gibi koşullar ve kalibrasyon durumu hariç %20'nin altına getirmemeye çalışmak gerekiyor. Özellikle %10'un altına hiç getirmemeye çalışmak gerekiyor. Uzun yol gibi koşullar ve kullanma durumundaki hal, bir de kalibrasyon koşullarında tabii ki %10'un altına kadar getirebilirsiniz. Ama bir an önce bunu şarj etmek gerekiyor. En azından %50'ye, %60'a kadar şarj edip o şekilde bırakmak gerekiyor. Ha eğer yarın kullanacaksanız aracı ve aracınız %20'de ise, %25'te ise onda bir sorun yok. Ama %20'nin altına sarktıysa, bir sürede kullanmayacaksanız bu durum batarya sağlığını olumsuz etkiliyor. Dördüncü maddeye gelelim. Aracı çok uzun süre kullanmayacaksanız, bir yere tatile gidiyorsanız, havaalanına götürdünüz, 1-2 hafta uzaklaşacaksanız, 2-3 hafta, 1 ay, 2 ay, 3 ay aracı hiç kullanmayacaksanız, mümkünse şarj sınırlaması yapıp %60'a kadar, %70'e kadar veya en az %50'ye kadar şarj sınırlaması yapıp aracı evinizde ise normal ev prizinden şarjda takılı halde bırakabilirsiniz veya %60'da, %65'te şarj olmuş halde bırakabilirsiniz. Yani çok uzun süre araç kullanılmayacaksa %50, %60 şarj halinde aracı bırakmak gerekiyor. Beşinci maddemize gelelim. Önceki maddelerden zaten anlamışsınızdır. Günlük kullanımlarda %20-30 ve %70-80 aralığında şarj alışkanlıklarınızın ve kullanım alışkanlıklarınızın olması gerekiyor. Her gün aracı kullanıyorsanız eğer %20'ye, %30'a düşünce şarja takın, %70'e, %80'e kadar şarj edin, sonra kullanmaya başlayın. Tekrar %20'ye, %30'a düşünce tekrar %70'e, %80'e kadar şarj edin. Sürekli aracı kullanıyorsanız. Günlük kullanım alışkanlıklarınız bu şekilde olsun. Geldik 6. maddeye. Önceden söylediğimiz gibi en azından ayda bir defa da olsa LFP bataryalar için, yılda bir defa da olsa NMC bataryalar için %10'un altında şarj durumuna getirip %5'e kadar, %4'e kadar, %3'e kadar şarj durumuna getirip kullanıp aracı %100'e kadar şarj edip kalibrasyon ve balanslama yapmamız gerekiyor. Ve bu işlemden sonra çok uzun süre geçmeden aracı kullanmak, en azından %90'a, %80'e kadar getirmek gerekiyor. Yani kalibrasyon.
Yedinci maddemiz, bu da bir seçenek olarak onu söyleyebilirim. Eğer sıcak bölgelerde yaşıyorsanız LFP bataryalı, soğuk bölgelerde yaşıyorsanız NMC bataryalı araçları tercih edebilirsiniz. Bataryanızın daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız. Bu arada bazı kişiler soracaktır. İşte servisten Tesla servise soruyorlar bazı kişiler ve Tesla servisindeki bazı servis yetkilileri şu türde cevaplar veriliyor. İşte bataryanızı %100 de bırakabilirsiniz falan gibi. Ama örneklerde göreceğiniz üzere diğer markaların örneklerine de bakabilirsiniz. Tesla'larda batarya kaybının daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi Tesla'lar hızlı şarj ve çabuk sürede bataryayı şarj ettiği için ve batarya ısınmasını çok fazla yaptığı için batarya yaşlanması ve batarya bozulması fazla oluyor. İkincisi de işte bu Tesla'nın önerdiği %100 koşullarda çok fazla bekletildiği için Tesla'lardaki batarya yaşlanması ve batarya bozulmasının diğer markalara göre daha fazla olduğunu görebiliyoruz. O nedenle isteyen o önerileri dikkate alabilir, isteyen ise diğer markaların da ve akademik verilerinde uzmanların da önerilerini dikkate alarak az önceki anlattığım koşulları benimseyebilir. Bu tamamen size bağlı bir şey. Videonun sonunda size okuma önerilerinden ve izleme önerilerinden bahsedeceğimi söylemiştim. Göktan Bey var. Göktan Kurnaz Bey. Kendisi hakkındaki bilgileri de ekrana koyuyorum. Aynı zamanda YouTube linkini de ekrana koyuyorum. Aynı zamanda açıklama kısmına da koyacağım. Muhakkak takip etmenizi öneririm. Göktan Bey'den çok faydalandım. Göktan Kurnaz Bey'in ekrana da koyacağım, aynı zamanda açıklama kısmına da koyacağım videolarını özellikle izlemenizi öneririm. Hem bilimsel bir temelle hem de anlaşılır bir şekilde bu konuları derinlemesine öğrenmek istiyorsanız muhakkak o videoları izleyin. Göktan Bey'i de takip edin. Belki şimdiye kadar dikkatinizi çekmiş olabilir. Ben kendim için şimdiye kadar hiç beni takip edin, paylaşın, beğenin gibi şeyler söylememişimdir. Ama özellikle Göktan Bey için bunu sizden istiyorum. Göktan Bey gibi bu ülke için faydalı olabilecek, bilimsel anlamda gelişmelere fayda katacak kişilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine bir başka takip etmenizi önereceğim kişilerden birisi de Göktan Bey gibi makine mühendisi olan Gökhan Vatansever. Gökhan Vatansever'i de mutlaka takip etmenizi öneririm. Araştırmacı, soru soran, didikleyen, irdeleyen, örneğin Tesla bunu söyledi diye doğrudur diye direkt bakmayan ve veya BYD'de bunu söyledi diye, TOG bunu söyledi diye direkt bu doğrudur diye bakmayıp araştıran, bilimsel temellere oturtmaya çalışan, pratiklerle de bunları kontrol eden bir yapıda insan. O nedenle Gökhan Bey'i de mutlaka takip etmenizi öneririm. Hem Göktan Bey'in hem Gökhan Bey'in linklerini her iki videoda da açıklama kısmına koyacağım. Science Direct'in ve Battery University'nin de linklerini açıklama kısmına koyacağım. Bu konuda ilgisi olan varsa, daha meraklı olan varsa, daha derinlemesine araştırmak isteyen varsa onlar da bu konudaki veya diğer konulardaki araştırmaları inceleyebilirler, okuyabilirler. Daha basit bir şekilde LFP ve NMC bataryalarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen olursa benim daha önceden yapmış olduğum LFP ve NMC bataryalarla ilgili bir videom vardı. Onu da açıklama kısmına koyacağım. Bataryaların yapısı, bataryaların yaşlanma ve bozulma durumu, şarj koşulları, şarj alışkanlıkları, LFP ve NMC bataryalar, kalibrasyon, gerçek kullanıcı verileri gibi konularda araştırmalar sonucundaki verileri derlemeye ve bilgi vermeye çalıştım. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.